Manisa'nın Yarkent ilçesinde Çin işgal güçlerinin manevi baskılarına dayanamayan Tursun Ablet'in 28 Ocak sabahında kendisini asarak intihar ettiği bildirildi. Tursun Ablet'in olaydan önce eşine Nazi usullü kamplarda Çince şarkı söylemeye zorlandığından şikayet ettiği belirtildi. Olay hakkında daha ayrıntılı bilgi alınamıyor. Çin işgal yönetimi 2018 yılında 76 bin devlet memurunun daha Uygur nüfusunun yoğun olduğu kırsal bölgelere gönderileceğini açıkladı. Bu memurlar 3 yıllığına gittikleri bölgelerde kalarak Uygurları denetleyecek ve siyasi propaganda yapacak. Çin'de 20 katlı bir bina alevler içinde kaldı. Çin'in Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou kentindeki bir apartmanın 15. veya 16. katlarında yangın çıktı. Görgü tanıkları yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm binaya yayıldığını aktardı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray ile Amerikan Federal Soruşturma Bürosu ve Adalet Bakanlığı arasında kriz yaşanıyor. Krizin sebebi, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun Rusya ile ilgili çok gizli bir iç yazışma raporunun yayınlanıp yayınlanmaması. İsrail ve Filistin'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İsrail Başbakanı ile Netanyahu arasında iki devletli çözüm tartışması yaşandı. Netanyahu'ya iki devletli çözümün temel alınması gerektiğini söyleyen Gabriel, "İşgalciliğin bedelini ödemeye hazır mısınız?" dedi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Tacikistan'da. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Jeenbekov'un Tacikistan'a iki günlük resmi ziyareti başladı.